Şurada Spirulina ile ilgili. Spirulina nedir? Çin, Hawaii adalarında göl ve göletlerde yetişen bir yosun. Mikro yosun. Mavimsi yeşil. Afrika'nın Çat Gölü'nde de yetişir. Avustralya'da gölde de yetişir. 6000 yıllık mazisi olan bir bitki yosun. Eskiden bunu Kızılderililer, Aztekler kullanmış. Kişiye enerji veriyor. Evet. Kullandığı zaman. 2000 çeşit enzim içerir. 94 çeşit mineral içerir. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini içerir. Omega 3, 6, 9 balık yağlarındaki yağlar içerir. Esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler içerir. Yani tek başına bir ecza deposu gibi. Ha, ecza deposu dedik, multivitamin gibi. Evet. Fakat multivitamin tehlikeli, spirulina tehlikeli değil. Neden? Spirulina doğal. Allah'ın eczası. Öbürü vatandaşın üretmiş olduğu kimyasal madde. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde son yıllarda yapılan araştırmalarda multivitamin haplarının tehlikeli olduğu ortaya çıktı. Zararları olduğu ortaya çıktı. İnsanların bağışıklık sistemini köreltiyor. Bağırsakların fonksiyonunu zayıflatıyor. Mesela Finlandiya'da iyi huylu prostat büyümesi olanlara E vitamini verilmiş. Ne oldu? Vatandaşlar prostat kanseri oldu. Yani E vitamininden prostat kanseri olur mu? Olur. Neden? Çünkü sentetik bünye kabul etmiyor. Bu nedenle vitamin hapı alırken bile doğalını araştırmak gerekir. Evet. Şimdi spirulina'nın burada nereye gösteririm? Oraya mı gösteririm? Evet, gözükmüyor. Hı. Evet, burada birleşimindeki spirulina'nın birleşimindeki etken maddeleri saymakla bitiremeyiz. Uzun bir liste. Anne sütüne eş değer dünyada tek gıda. Anne sütüne Oh, dünyada tek süper. gıda. Uzaya giden astronotların kullanmış olduğu, uzaya giden astronot yanına tencere tava götürmedi. Elma, armut, sebze, meyve de götürmedi. Ne götürdü? Spirulina ve su. Başka bir şey gerek yok. Spirulina mesela ben bir burada göstereyim nedir, nasıl bir şeydir. Bir kapsül açacak olursak şöyle yeşilimsi mavi bir yosun. Çok ilginç. Rengi de çok güzel yalnız. Evet. Şöyle yeşilimsi bir yosun. Evet. Spirulina bu. Tamamen doğal ve eczaneden kişinin eczaneden alacağı bir poşet dolusu vitamin, mineral, enzimden daha etkili ve hiç yan etkisi yok. Evet. %100 doğal. Bu ne yapıyor? Kişinin bünyesi saniyesinde insan vücudunda 500 katrilyon kimyasal reaksiyon meydana geliyor. 500 katrilyon. Şimdi ben kimya okudum Almanya'da da laboratuvara giriyorduk. Biz bir deney yapıyorduk. Herhangi bir deney için 2 hafta, 3 hafta, bazen bir ay uğraşıyorduk bir deney için. Oysa insan vücudunda 500 katrilyon bir saniyede kimyasal reaksiyon oluşuyor. Bu reaksiyon için ne gerekir? Vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire vesaire. Spirulina'da her şey hazır. Alıyorsun, bunu vücut hemen değerlendiriyor. Şimdi 50 yıl öncesine göre meyvelerde, sebzelerde vitamin, mineral, enzim oranı %50 azalmış. Alman Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu bir araştırmaya göre. Bununla da ilgili belge bilgi var elimizde. Şimdi vatandaş diyor ki ben yiyorum, içiyorum. Geçen bir beyefendi geldi. Varlıklı zengin birisi diyor ki çok hastalanıyorum. Vitamin, mineralimi alıyorum ama ben çok hastayım. Benim komşum diyor kahveye gidiyor. Efendim o sigara dumanı içerisinde okey masasından kalkmıyor. Adam sağlıklı. Ben hastayım. Neden? Adamın antibiyotik alacak parası yok. Fakir. Antibiyotik bağırsakları mahvediyor. Bağışıklık sistemini çökertiyor. Bu bağışıklık sistemi kendi kendini toparlıyor. O grip, üşütme, nezle grip olduğu zaman. Fakat bu taraftaki zengin olan vatandaş ne yapıyor? Multivitamin alıyor, antibiyotik alıyor, antidepresan alıyor, 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 kendini zehirliyor. Farkına varmıyor. O ilaçlar faydalı zannediyor. Kendini Evet. zehirliyor, zehirliyor, zehirliyor. Diyor ki,
Ben hep hastayım, o hep sağlıklı. Tabii sağlıklı, adam ilaç kullanmıyor. İlaç kullanırsan hasta olursun. Şimdi bir de Çin'de bir bitki yetişir. Cordyceps. Çin tırtır mantarı. Himalaya dağlarının 3500 metre, 4000, 4500 metre aralığında yetişir. Bu bitki yazın çevresinde yetişen bitkilerin kökünün böyle hortum gibi, filin hortumu gibi hortumsalar, evet, özünü emer. Kışınsa çevresindeki böceklerin larvalarıyla beslenir. Hem böceklerin larvasıyla beslenir, hem bitkilerin kökünü, suyunu emer. Parazit bir bitki. Bu bitki bir, soğuğa karşı dirençli. İki, oksijenin az olduğu ortamda yaşıyor. Üç, vitamin, mineral, enzim bakımından verimsiz toprakta bile dayanıklı. Bununla da ilgili Çin tırtır mantarıyla da ilgili araştırma yapılmış. Çin'de 1200 yıldır bitkisel antibiyotik olarak kullanılıyor. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Efendim, solunum yetmezliği rahatsızlarında, nefes alımında, zatürrede, astımda, böbrek rahatsızlıklarında, kalp damar rahatsızlarında, hepatit B, hepatit C, kan hastalıklarında, kanserde, antioksidan. Yani bunu da nelerde kullandığını saymak uzun bir liste gerektir. Evet. Neden? Bu cordyceps bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudu aratıyor, temizliyor. Oksijen ulaşmayan noktalara oksijen ulaştırıyor. Sonra hastalığına yakalanan kişi spirulina, cordyceps kullandığı zaman bağışıklık sistemi çok kısa sürede güçlenir ve hiçbir rahatsızlığı kalmaz. Evet.